Aziz Kanal 3 izleyicileri, İstanbul'dayız. Bugün burada DG'ler önce Qarabağ adına möhteşem bir anlar yaşandı. O anları yaşadan, o anları tüm Türk dünyasına, aslında beşeriyyəti təqdim edən kişi hal-hazırda yanındadır. İpək Yolu Kamp Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Təşkilatının rəhbəri Seyfullah Kürsoy. Seyfullah Bey uzun illərdir tanıyırıq. Bir jurnalist, gazeteci kimi də tanıyırıq, bir ictimai xadim kimi də tanıyırıq. Ama bugün Qarabağ adına da möhtəşəm bir uğura imza attı. Seyfullah Bey, sizi təbrik edirəm. Azərbaycanı təbrik edirəm, Türk dünyasını təbrik edirəm. Gerçəkdən bir uğur idi bu. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bizim bir gözümüz ağlayır, bir gözümüz gülür əslində. Ama her halda mən bugünkü çıxışımda da dedim, siz burada həm şəhidlərimizin ruhunu şad etdiniz, həm vətən üçün savaşan insanların ruhunu şad etdiniz. Rəsulzadənin, Elçi Bey'in və Azərbaycan Türkiyə adına savaşan hər kəsə bu bir möhtəşəm mesaj oldu. Mən istəyərdim Kanal 3 izləyiciləri üçün də öz duyğularınızı paylaşasınız. Bak, öncelikle size teşekkür ediyorum. Siz de tanıdığım günden beri sürekli Türk dünyası için çok büyük gayretler gösteriyorsunuz. Qarabağ Savaşı'nda da ben sizi takip ettim. Kanal 3 gerçekten çok başarılı yayınlar yaptı. Biz savaş başladığı zaman ben kendi kendime bir söz, öz özüme bir söz verdim. Dedim ki inşallah galip gelecek Azerbaycan ordusu ve biz bunu İstanbul'da güzel bir kutlamayla kutlayacağız dostlarımızla birlikte. Ve 44 gün süren savaş sonrasında galibiyet elde edildi, muhteşem bir zafer kazanıldı. Gerçekten çok duygulu anlar yaşandık. Hayatımızın belki en büyük sevincini yaşadık. O gururu yaşadık. Ve o sözümü tutmaya çalıştım. Aslında daha önce yapacaktım. Pandemiden dolayı, pandemi yasaklarından dolayı ertelemek durumunda kaldık. Bugün ortam müsait oldu. Dostlarımızı da çağırdık, sizin gibi gönül dostlarımızı. Pek çok yerden gelenler oldu, çok gerçekten kaliteli insanlar geldiler. Onlara da teşekkür ediyorum, size de teşekkür ediyorum. Hep birlikte o sevinci, o heyecanı bir kez daha yaşamış olduk. Esasen bu bizim 28 yıllık hayalimiz. Qarabağ işgal edildiği günden beri en büyük özlemimiz, hayalimiz. Qarabağ'ın azatlığının gerçekleşmesi, işgalden kurtarılması. Hep o anlamda Ozan Arif'in türküleriyle biz bu duyguları ya Qarabağ ya ölüm diye. Ya Qarabağ ya ölüm diye hep seslendi. Ruhu şad oldu. Onun da ruhu şad oldu. Onun da ruhu şad olsun. Ve Azerbaycan ordusu gerçekten tarihin en büyük destanlarından birini yazdı. Yani tıpkı Çanakkale Savaşı gibi, tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı diğer bizim tarihi zaferlerimiz gibi büyük bir zafer kazandı. Bu aslında bütün Türk dünyasının en büyük iftiharıdır. Çünkü son 200 yıldır hep sürekli toprak kaybeden bir Türk dünyası var. Maalesef gerek işte Osmanlı Türkiye'si gerekse Azerbaycan sürekli parçalanmış, bölünmüş, bir hissesi orada kalmış, bir hissesi burada kalmış. En son 28 yıl önce Qarabağ elden çıkmış. İlk defa topraklarını geri alan, geri kayıtan bir Türk devleti var. Bu çok önemli bir şey. Bu şeref, bu şan öncelikle Azerbaycan ordusunundur, Azerbaycan halkınındır ve bunun kararını veren, bunun stratejisini yürüten devlet adamlarındır. Onlara da şükran borçluyuz, teşekkür ediyoruz. Elbette ki burada en önemli unsur Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin zirveye çıkmasıdır. Basit. Yani derler ya, aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Kardeşlik sözde kalmamıştır ve fiiliyatta gerçekleşmiştir. Tıpkı 100 sene önce Nuri Paşa komutasındaki hemen askerlerin... Hemen devam ediyor. Evet, yani devam tıpkı edin. İşte Çanakkale Savaşı'nda Azerbaycan halkına gelip savaşması gibi, Ahmet Cevatlar gibi nice kahramanlar yetiştirmiş bu her iki toplum, her iki kardeş cumhuriyet. Bunun bir numunesini burada yerine yaşamış olduk. İnşallah bu kardeşlik sonsuza kadar ilelebet devam edecek. Bundan başka da şansımız yok aslında. Biz çünkü kardeşin ötesinde ikiz kardeşiz, Türkiye ile Azerbaycan. Yani Atatürk'ün dediği gibi sevinci sevincimiz, kederi kederimiz olmadıktan sonra bu kardeşliğin bir anlamı kalmasın. Yani kardeşlik her türlü konuda, maneviyatta, sevinçte, kederde, üzüntüde bir olmaktır. Ve bu savaşta da biz bir olduk. Aynı duyguları yaşadık, aynı heyecanları yaşadık.
Biz bunun bir küçük Balacar numunesini burada İstanbul'da bu salonda yaşamaya ve yaşatmaya gayret ettik. Elbette ki eksiklerimiz, noksanlarımız oluştu. Çok güzel. Yemen biz çok bunu beğendim. Sonuçta kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bizim böyle arkamızda büyük güçler falan böyle bir şey yok. Mütevazi imkanlarımızla, dostlarımızın, bazı kardeşlerimizin mütevazi katkılarıyla böyle bir şey yaptık. Ama bizim hayalimiz bunun daha görkemlisini Şuşa'da yapmak, İnşallah. Karabağ'da İnşallah. Yapmak, başka yerlerde yapmak. Hatta Türk dünyasının başka muhtelif yerlerinde yapmak. Allah nasip ederse, ömür verirse bunları yapacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Seyfullah Bey. Aslında Nuri Paşa'nın gelişine işaretiz. Azerbaycan halkı Anadolu Türklüğü mukabilinde karşısında bir de o 18. yılda yaşananlar mukabilinde bir vefa borcu var. Bu vefa borcu biraz da derinleşti 2020. yılda. Ben her zaman deyirəm ki 1993. yılında Türkiye'nin iki iktidarı olsaydı belki de Azerbaycan torpaqları getmez. O desteği onda alsaydı. O da hatta 1918. yılda bile Osmanlı en ağır döneminde bile destek etmişti. Ve bugün Türkiye'nin yanımızda olması bizim için Xan kəndində Azerbaycan bayrağının dalgalanması üfüqlərini açır. Yani o 15 Haziran, 15 İyun o bəyannaməsi de bize bu mesajı verdi. Düşünürüm ki bu yönde faaliyetler devam edecek ve sizin bugün gördüğünüz iş belki de devlet kurumlarının görebilmedikleri kadar önemli işti. Bu işte size teşekkür ederim. Ve Kanal 3 olarak da biz kanal çektik, bugün de çektik ve yine de çekeceğiz. Her zaman Qarabağ adı varsa, Türklük adı varsa, milli değerler adı varsa her zaman yalnızlığı nəzərinizə çatdırım ki, bütün savaş dönemində internet platformasında 44% insanlar yalnız bizden Azerbaycan daxilində. Ona göre bizim de bu Qarabağdan bağlı faaliyetimiz, yani heç bir təmənni olmadan faaliyet devam edecek. Necə ki siz uzun illər bu sahədə fəaliyyət göstərdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Bütün Kanal 13 izleyicilerini de buradan selamlıyorum. Hepsine selamlar yolluyorum. Sağ olun, var olun. Aziz izleyiciler nəzərinə çatdırıram ki, İpək Yolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Təşkilatının Başkanı hem de meslektaşımız Türkiye'nin ünlü gazetesi ve bizlere o Türklük şuurunu Türk yurtlarında tanıttıran uzun iller Dengütük'te ve diğer kanallarda Seyfullah Türksoy'la bugün Qarabağ kutlamasında beraber idik. Xan kəndində, Xocalı'da, Ağdərədə ve Xocavənddə Azerbaycan bayrağının dalgalanmasına kadar savaşımız devam edecek. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli mərasim iştirakçıları, Azerbaycan'dan Türk dünyasının ayrı-ayrı nöqtələrindən bugünkü bu kutlama mərasimini şərəfləndirən herkesi bu salonda sayı ve sevgiyle salamlayıram. Bugün Seyfullah Bey başçılığında İpək Yolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Təşkilatı Qarabağ adına, Türklüğümüz adına, Azerbaycan adına, Türkiye adına büyük bir başarıya imza attı. Burada Qarabağda şehit olan 2900'den artık şehidimizin 44 günlük savaşta ruhu şad oldu. Bütünlükdə Qarabağda 20.000'den artık 30 ildə şehit olanlarımızın ruhu şad oldu. Bugün bu toplantıda 1918. ildə Bakının ve Azerbaycanın xilası için şehit olan 1130 şehidin Mehmetçiğin ruhu şad oldu. Bugün bu salonda 1918. ilin 28 Mayıs'ında Batum'da Mehmetçiğin Azerbaycan'a dəvəti üçün getmiş milli liderimiz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ruhu şad oldu. Bugün bu salonda 1993. ilin 25 Mayıs'ında sonuncu Rus əskərini Azerbaycan'dan çıxaran Əbülfəz Elçi Bəyin ruhu şad oldu. Buna görə mən Əbülfəz, hörmətli Seyfullah Bey, sizə təşəkkür edirəm. Bizim savaşımız davam edir. Qarabağda hala Xan kəndində Azerbaycan bayrağının dalgalanmasına qədər Qarabağ uğrunda savaşımız devam edəcək. Amma biz bugün Şuşa zəfərini yaşayırıqsa, bugün Şuşada 8 noyabrda Qarabağ 44 günlük savaşın apogeyi 8 noyabrdsa, o savaşın diplomatik apogeyi zirvəsi də 15 Haziranda, 15 İyunda
Şada, Azərbaycan ve Türkiye devlet başçılarının imzaladığı müttefikliği sazişidir. Bu gün o sazişin biz burada uzantısının devamını görürük. Buna göre size teşekkür ederim. Ve Türkiye illerde ettiğiniz hizmete göre size teşekkür ederim. Ve bize verdiğiniz plaketlerin üzerinde xarı bülbülü gördüm. Ben de Bakıdan size xarı bülbülün rozetini getirmiştim. Ya sinenizde saklarsınız. Teşekkür ederim. Herkese bayramınız kutlu olsun diyorum. Var olun.